biliyorsunuz 8-9 Kasım günleri Filipinler'de çok ciddi şekilde bir tayfun meydana gelmiş ve bu can ve mal kaybına sebep olmuştur. Filipinler zaten biliyorsunuz çok sayıda adadan oluşan bir ülkedir. İşte tam da bu ülkenin orta kısmındaki adalara bu tayfun çok zarar veriyor. Bizim aldığımız bilgilere göre Birleşmiş Milletler İnsani İşler Komisyonu OÇA'dan alınan bilgilere göre yaklaşık 4,5 milyon insan bu tayfundan etkileniyor. Ve yaklaşık 330 bin kişi evsiz kalıyor. Özellikle Tacloban kentinde evlerin %90'ı hasar görmüş. Şu anda hem su hem gıda hem elektrik sıkıntısı çekiliyor. Yani büyük bir orada felaket yaşanıyor. İnsan kaybı konusunda değişik bilgiler var. Tabii resmi rakamlar düşük biraz. Ama Filipin Kızılay'ı en az 1200-1300 insanın hayatını kaybettiğini söylüyor. Ama basın diğer basın haberleri de 10 bin civarında hayat kaybı olduğunu ifade ediyor. Daha yüksek verenler de var. Şu anda belki o manada kayıplar olduğu için kesin rakamlar da verilemiyor. Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filipinler Devlet Başkanı'na bir telgraf gönderdi. Geçmiş olsun dedi. Başsağlığı diledi. Aynı zamanda da ülkemizin Filipinler halkıyla büyük bir yardımlaşma içinde olduğunu ve bizim elimizden geleni yapacağımızı ifade ettiler. Ve bize de başbakanımızın biraz da hızlı hareket ederek belli yardım malzemelerini ulaştırmamız yönünde bir talimatı oldu. Bugün sabah beri AFAD çalışıyor biliyorsunuz. Çok hızlı bir koordinasyon. Kızılay'ın kanalıyla sağlanan malzemeler. Tabii öncelikle çadır, işte battaniye, mutfak seti ve diğer gerekli malzemeler yaklaşık 65 bin ton civarında bir şey değil mi? 65 ton civarında bir Airbus 330 işte kargo uçağıyla götürüyoruz ama tabii başka ihtiyaçlar olabilir. Bu ihtiyaçları da orada tespit ederek bunun peşinden yine AFAD ve TİKA kanalıyla başka yardımlarımız da olacak. Efendim ekip gönderilecek mi? Şimdi bu malzemelerin dağıtımıyla ilgili tabii bir ekibimiz var az sayıda ama ayrıca arama kurtarma malzemeleri için de İstanbul acil yardım birimimizden bir kurtarma ekibi de hazır tutuluyor. Tabii Filipinler hükümeti olayın daha ilk anlarını yaşıyor. Onlar talep ettiğinde o ekibimiz de göndermeye hazırız. Yani şu anda hazır şekilde o ekibimiz bekliyor. Şu anda biz AFAD Başkanı, ben ve bu yardım malzemelerinin dağıtımından sorumlu bir ekip oraya gidiyoruz. Kızılay Başkanımız ve ekibi de, onlar şu anda Avustralya'dalar. Onlar da oradan oraya geçecekler, Filipinler'e geçecekler. Büyükelçilerimiz orada bağlantıları kuruyorlar. Yani Türkiye olarak inşallah en hızlı şekilde bu malzemeleri ulaştırmak istiyoruz. Şimdi bu uçağın yüklenmesi bitecek. Yarın bu uçağın öğleden sonra saat 15-16 gibi Manila'da olmasını bekliyoruz. Tam biraz sonra da biz de orada olmuş olacağız. Ve inşallah orada yardım bölgesine hızlı şekilde bu malzemeleri ulaştırmaya çalışacağız arkadaşlar. Allah hiçbir ülkeye felaket vermesin. Ama bir felaket olduğunda da biz kendimiz de onları yaşadık. Bütün uluslararası işbirliği orada tabii çok önem kazanıyor. Şu anda Türkiye'nin yaptığı da bu manada insani bir davranıştır. İnsani bir tutumdur. Sizlere de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.